Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yemin 31. bölüm. Orhan havaalanından arayıp haber verdiğinde aslında ne kadar özlediğini hissetmişti Ayşe. Alışmıştı tabii ki. Onca zamanı birlikte yaşamışlardı. Ayşe her yıkıldığında evlendiğinden beri hep kocası olan adam vardı yanında sevgisiyle, merhametiyle. Ayşe ona aşık olmayı o kadar çok isterdi ki ama değildi. Aydın ve Orhan'a olan hisleri yan yana bile gelmezdi ki. Aydın ile yaşadığı galiba sadece nefsani bir şeydi. Dostu değildi Aydın ya da arkadaşı. Sadece kocaydı kıza. Bazen o da olmazdı gerçi. Ne zaman konuşsalar Aydın bir şekilde işi yatak odasına taşırdı. Hayat oradan çıkmaz sanıyordu kız. Ama Aydın'la hayatı orada bitmişti. Çocuğuna baba bile olamamıştı ki Aydın. Orhan ise sanki her şeyiydi. Babaydı bir kere, hem de en harikasından. Sonra arkadaşıydı Ayşe'nin, sıkılmadan konuştuğu, dostuydu, en iyi sırdaşıydı ve en huzurlu uykusunu uyuduğu kollara sahipti. Sadece koca değildi galiba, bazen başka hisler hissetmiyor değildi ama olacak şey de değildi. Zil çaldığında koşarak inmişti aşağıya. Kalbinin hızının sebebi abisi miydi yoksa... Orhan'ı çok özlemişti. İki adamı gördüğünde abisine sarılmıştı sıkıca. Orhan'a da sarılmak isterken annesinden ve abisinden utandığını hissetti bir an. Bakamadı adamın yüzüne. Kızarmıştı biliyordu. Kulaklarının kızardığını bile hissediyordu. Sadece hoş geldin diyebilmişti adama. Orhan eve girerken kadının omzuna atmıştı elini. Omuzundaki eli hissettiğinde içi titredi bir an. Adam elini yüzünü yıkamak için yukarı çıkmak istemişti ama yemek hazırlayalım demişti kızına. Nedense ayıp gibi gelmişti kocasının peşinden odasına çıkmak. Çok istese de çıkmamıştı. Fatma geldiğinde çok sevinmişti. Abisi mutluydu ve Orhan, o da çok mutluydu. Bir yanının eksik olduğunu biliyordu. O adam ona ancak destek olurken Ayşe onun için hiçbir şeydi. Mutluydu adam, kızına o kadar gururla bakıyordu ki, kızına o kadar büyük bir sevgiyle sarılıyordu ki, annesi ve abisi gidince Orhan çıktı önce odasına. O ise Fatma ile biraz sohbet etti. Arkadaş olacaktı ona biliyordu. Babası gibi gönlü güzel bir kızdı o da. Ayşe'nin yaptıklarını affetmişti bile. Sonra ikisi de odalarına gitmek üzere yukarı çıktılar. Fatma yol yorgunuydu. Orhan da uyumuş olmalıydı. Acaba onun odasından mı girseydi odasına? Adamı rahatsız etmese iyi olurdu. Odasının kapısını açıp kendi tarafından girdi. Pijamalarını dolaptan alırken çaldı kapısını Orhan. "Gelebilir miyim?" diye sordu kıza. Gülümsedi kendi kendine Ayşe. Gelmişti. Gidip kapıyı açtı. "Sorun mu var?" diye sordu. "Sorun olmasın diye dilerken. Konuşalım istedim. Yorulmadın mı?" "Yoruldum ama seninle doğru düzgün konuşamadık," dedi adam. "Nasılsın?" derken kızın saçını kulaklarının arkasına attı. İyiyim, inan ki. İyi görünüyorsun. Geldiniz diye çok sevindim. Özledim seni. Ayşe de özlemişti. Endişelendim de, dedi adam. Alışmışım ben de sana. Gidince kendimi elsiz ayaksız hissettim. Gülümsedi adam. O da alışmıştı galiba. Çok sevindim. Yani senin adına da sevindim Fatma geldiği için. Sağ ol. Kızını özlediğini fark ediyordum, dedi kız. Sanki konuyu değiştirmeye gayret ediyordu. Abim için de mutluyum. Ne güzel düğünümüz olacak. Neden dışarı çıkmıyorsun, dediğinde kız sustu bir an. Okuluna da gitmedin ama gitmelisin. Biliyorum ama korkuyorum. Yüzüme bir şeylerin vurulması. Yani buna dayanamıyorum. Benim eşim olmak sana ne hissettiriyor, dediğinde kız adamın yüzüne bakamadı. Yani sorumlu olmak açısından diyorum. Ben sana karşı, sen bana karşı sorumlu değil misin? Evet. O zaman...
Her ne yaşadıysan ben biliyorum ve geçmiş. Derken kızın yüzünü avuçlarının arasına aldı. Geçmiş diyorum ve ben seni tanımadan önceydi diyorum. Ve asla seni bunlardan dolayı da suçlamıyorum. Sen o zaman neden sokağa çıkmıyorsun ya da okuluna neden gitmiyorsun? Alnını ak derken kızın alnından öptü. O bebeğe sen zarar vermedin. Artık affet kendini. Geçmiş, üstüne sünger çek. Sen neden bu kadar iyisin ki? Senin kadar iyi adamı hak edecek doğru kız değilim ben. Kızın gözlerine dikti adam gözlerini. Senin eşin olmamı Allah nasip etmedi mi? Sen bana, ben sana layık olmasaydık nasibimiz olmazdık. Kızın yanaklarını bıraktı. Odasına girmek için kapıyı açtı. Nasibime izin ver. Ben nasibimi istiyorum. Jakarta'da Mustafa otele gitmişti her gece. Uygun değildi bekar bir kızın evinde babası da olsa kalması. Tüm işlerini iki adam vasıtası ve Willy'nin sonsuz desteğiyle halletmişti bir haftada Fatma. Mustafa'nın otele gidişiyle baba kız yine eski günlerdeki gibi uzun uzun sohbet etmişlerdi. Orhan kızının olmadığı uzun günlerde neler yaşadıklarını anlatmıştı kızına. Belki farkında olmadan aklını talan eden Ayşe'yi de anlatmıştı uzun uzun. Ayşe diline gelince kızının karşısında bir geveze olup çıkmıştı adam. Son gecelerinde yine sohbetleri uzamıştı. Ayşe'nin hastalanmasını anlatmıştı Orhan Bey kızına. Nasıl kendini bu kadar kaybettiğini anlayamadığını da söylemişti Fatma'ya. Babasını dinlemişti kız sakin bir şekilde. Babam, madem konuştuk bu kadar demişti adama. Bence derdi sensin onun. Nasıl yani diye sordu adam. Babam, onu anlatırken gözlerim parlıyor senin dedi memnuniyetle. Bunca zaman mutsuz olduğunu biliyorum. Görmemek için kör olmak lazımdı. Belki teyzem haklıydı. Sen o kadını kendine asla eş olarak görmedin. Belki de ama her zaman annemin emri diye baş üstünde tuttun o kadını bile. Ama babacığım, şimdi gözlerinin güldüğünü görüyorum. Onunla ilgili konuşurken delikanlı gibisin. Bak sen, babasına neler de diyor benim kızım dedi adam kaşlarını çatarak. Ya öyle deme, hem biz baba kız, hem dost değil miydik dediğinde adam onayladı kızını. Arkadaşını görünce kötü olmuş ya Ayşe. Sen onu asla kadın olarak kabul etmeyeceksin, endişelisi var belki de beyninin gizli bir yerinde. O toplumun kabul etmediği, kendince evlilik dediği ama ailesinin ve senin bir günah olarak gördüğünüz bir ilişkiyi yaşadı. Ve sen onunla evlenirken onun namusunu temizlemek için kendini feda eden birisisin. Tabii bir de benim ricam üzerine abisin hayatını kurtarmak için evlenmek zorunda kaldığı adam. Sadece evet ile olacak, içinde hiçbir şey barındırmayan bir evlilik. Aynı evde iki kardeş, belki iki arkadaş, belki iki dost, belki baba kız. Bunlar hep misalen söylediğim tabirler babacığım. Sen çok karizmatik bir adamsın ve her kızın hayalini süsleyecek kadar yakışıklı. İlgin, alakan, merhametin Ayşe'yi etkilemiş olamaz mı? Arkadaşı bebeğini sana söylemekle tehdit etmiş ya, onun sana söylemesinde bir beis yok ki. Ayşe, bence sen zaten her şeyi bildiğin ve sırf bu sebeple onu bir kadın, düşündü biraz, bir eş görmeyeceğin için, yani asla görmenin mümkün olmayacağı ihtimaliyle o hale düşmüş olamaz mı? Benimle o şekilde bir ilişki düşündüğünü sanmıyorum, dedi adam. Ah babam ya, bunu ben mi anlatayım sana diyerek kız ayağa kalktı. Benden bu kadar babacığım. Aldığım eğitim ancak bu kadar analiz yapmama izin veriyor. Benim babam yakışıklı bir adam. Karısının belli ki aklını başından almış diyerek uzanıp babasının yanağından öptü. Ben uyumak istiyorum artık. Sen de düşün bakalım benim dediklerimi diyerek adamın şaşkın bakışları altında odasına girdi kız. Uzun uzun baktı kızının ardından. Olabilir miydi tüm bunlar? Ayşe'nin de yüreği titriyor muydu Orhan'ın yanında? Kızın elini öptüğü gün gelmişti adamın aklına. O gün avucunun içini öptüğünde hızla çekmişti elini ve ''Ne yapıyorsun sen?'' demişti öfkeyle. Sonra da ''Yanlış anladım'' demişti adamın aslında doğru anladığı duygularını. ''Seni yanlış anladım, sanki tanımıyorum'' demişti. O duygularını tanımıyordu ki, Orhan da tanımıyordu. Kızı koruyup kollayacağına söz vermişti, ''Karım olmayacak'' demişti ama ''Helalim o benim, kendimi haram ettiğim helalim. Acaba Fatma doğru mu düşünüyor?'' Benim yüzümden mi bu kadar yitirdi kendini acaba? Fatma kafasına büyük bir soru işareti bırakmıştı babasının.
İstanbul'a döndüklerinde Ayşe kapıyı açtığında bakamamıştı adamın yüzüne. Utanmıştı sanki. Sadece başı ile selam vermişti. Ama Orhan kolunu omzuna atmıştı kızın. Sıcaklığına çok ihtiyacı vardı şu an. Omzuna koyduğu eliyle titrediğini fark etmişti. Odasına çıktığında peşinden gelsin, bir haftanın hasretiyle sarılsın kendisine istemişti ama gelmemişti. Minik bakışlar çaldı sadece o gece boyunca kızdan. Bir ara ellerini yıkamak için lavaboya gittiğinde Fatma da gelmişti. Ayşe iyi görünüyor dedi babasına. Evet, abisinin durumu onu kendine getirmiş sanırım. Bence de. Bence Hatice anneye destek olmak zorunda kalmış. Babacığım, söyle yavrum dedi adam salona girerken. Hani dün akşam konuşmuştuk ya. Babasının soran gözlerini görünce bir adım at bence ve bekle dedi. Sonra babasını geride bırakarak salona girdiğinde adam kızının ardından baka kaldı. Bir adım mı atmalıydı? Ama nasıl? Güven. Ona ne olacaktı? 2 gün sonra Ayşe okula gitmek zorunda olduğuna ikna olmuştu. Ya okulunu son yılında bırakacaktı ya da devam edecekti. Başka okula geçmenin çözüm olmadığını söylemişti doktoru. Ama Ayşe de okula gitmekte o kadar zorlanıyordu ki artık karar vermişti. Okula gidecekti. Her ne kadar zor olsa da başaracaktı. Geçmişin bir sayfasını aralayacaktı. Fatma ve Mustafa ile gelinlik bakmaya gitmişlerdi. Fatma asla gelemeyeceğim sözünü kabul etmemişti kızın. Bahanesiyle abisinin ofisini de görmüştü. Son halini görmemişti. Ve gerçekten başarmıştı. Harika bir ofis olmuştu. Mimar olan biziz, sen hukuk okuyorsun ama kendi adıma söyleyeyim mükemmel bir iş çıkarmışsın demişti. Ayşe kızın beğenmesinden çok mutlu olmuştu. Başarmak onu mutlu etmişti. Uzun zamandır bir şey yapmadığını fark etti. Kendi sığ dünyasında boğulacaktı neredeyse. Abisi ve Fatma ikisi bir olup onu ikna etmişlerdi okula gitmeye. Babam da sana eşlik eder demişti Fatma. Gelirdi mutlaka ama ya ona birisi laf söyleyecek olursa yerin dibine girerdi Ayşe. Tek başına gitmeliydi okuluna. O akşam anlattı fikrini Orhan Bey'e. Beraber gideceğiz demişti adam. Senin kadar güzel bir kızı asla yalnız göndermem de demişti. Ayşe kadar güzel, bedeni güzel ama ruhu kirli bir kızın demek istedi ama diline gelen kelimeyi durdurdu kız. Ne kadar konuşsa da gelirdi Orhan zaten. Israra gerek yoktu. Aklını bulandırmak istemiyordu. Sabah okul saatinde ikisi beraber okulun yoluna düştüler. Sessizdi kız ve hüzünlüydü. Korktuğu belliydi. Korkuyor musun diye sordu adam. Kahvaltıyı dışarıda yapacaklardı. Galiba diye cevap verdi. Neden? Tahmin edebilirsin o meseleler diye kısaca açıkladı kız. Benim gelmemi istemiyor musun yoksa? Dediğinde kızardı kız. Kısa bir an düşündü. Aslında istemiyorum dediğinde adam başını salladı anladım der gibi. Yanlış anlama beni. Zaten olanlardan o kadar üzgünüm ki. Bir de senin, benim yaşadıklarımın şahitleriyle yaşadıklarını biliyorum ve bu beni rahatsız etmiyor. Onlarla karşılaşsam ne olur ki? Yaşadıklarım beni bu kadar rahatsız ederken seni... İşte mesele de bu. Seni rahatsız ediyor Ayşe. Benim adıma karar verme olur mu? Tamam dedi kız sadece. Fazla konuşmak istemiyordu. Ben acıktım. Kahvaltımızı yapalım da gidelim. Neden anlatmıyorsun bana aklından geçeni? Seni bu kadar geren ne diye sordu adam ısrarla. Adamın yüzüne baktı utanarak da olsa. Ne diyebilirdir ki? O adam onunla neden evlenmişti? Yoksa Ayşe gibi bir kızın yüzüne bile bakacak adam değildi ki. Merhametiyle sarıyordu Ayşe'yi. Biliyordu Ayşe. Merhametten başkası değildi şu an sunduğu. Başka bir şey olmazdı ki. Başka bir şey olamazdı ki. O akşam avucunun içine öptüğünde hayatta fazlaydı Ayşe'ye her şey. Hayatın kendisinin fazla olduğu gibi. Ne diyebilirdi ki adama? Kadının olmayacak bir kadını nasıl koluna alıp da okula gideceksin diye nasıl sorabilirdi ki? Sen benimle okula gitmekten yani her şeye rağmen takılmışsın aynı yere. Beni rahatsız eden bir şeydi. Beni rahatsız eden tek şey senin bu kadar genç ve güzel olman. Arkadaşların diyecek ki sana bu moruğu nereden buldun? Tek derdim bu inan. Moruk mu? Yanılıyorsun. Bence kızlar beni kıskanacak. Senin gibi karizmatik bir adamın kocam olduğunu öğrendiklerinde. Ayşe, utanmıyorsun değil mi benden? Ayşe gözlerini kocaman açarak baktı Orhan'a. Utanmak? Yaş farkı işte dediğinde kız gülümsedi. Ben yaş farkının farkında değilim ki. Sahi, kaç yaş farkımız var? Siz mi büyüksünüz ben mi? Çok hoşsun dedi adam.
Ama sana bir sır vereyim. Her gün gelmeye çalışacağım okula. Sana güvensizlik olarak algılama, kendime güvensizlikten. Ben daha önce dediğim gibi felaket kıskanç bir adamım. Hele adamın senin gibi bir karısı olunca. Ben senin karın mı? Cümlesini tamamlamadan dilini ısırdı. Ağzında bakla ıslanmıyordu. Şimdi Orhan onun için neler düşünecekti? Sen benim karım olduğundan şüpheli misin diye sordu adam. Ayşe, iyileş, senden tek istediğim bu dedi adam. O da gerisini getirmedi. Şu an konuşmak yeri ve zamanı değildi. Fatma Ayşe'nin desteğini alarak aldığı kına elbisesi ve gelinliğini almaya giderken Ayşe'den de kendisiyle gelmesini istemişti. Okula zor gittiğini biliyordu. Babası ile bu konu hakkında konuşmasa da aralarında bir gerilim olduğunu fark etmişti. Konu da galiba Ayşe'nin kendini eve hapsetmesiydi. Fatma önce kına kıyafetini prova etti. Kına kıyafeti tamamen farklı ve özel bir tasarımdı. Gelinlik gibi beyaz, altın renginde işlenmiş Kafkas figürlerinin kullanıldığı bir elbiseydi. Ayşe üzerinde kıyafetle çıktığında Fatma, "Wow, çok güzel oldun, elbise resmen konuşuyor Fatmacığım." Gerçekten en doğru tercihlerden biriydi. "Sen de denesen elbiseni. Gerçi gelini gölgede bırakacaksın ama." Ayşe gelinden daha sade olmak için kendisine daha az deseni olandan yaptırmıştı. Tabii Fatma'nın İsrail'e kabul etmişti. Hemen hemen aynı elbiseden olmasını. "Bari daha az süslü olsun da gelinler karışmasın," demişti gülerek. "Sen de yeni gelinsin. Hem benim babamın güzel karısını herkes görsün istiyorum. Herkesin senin kadar güzel bir görümcesi ve derken sustu kız. Anne kelimesi ve Ayşe'nin annesinin yerinde biri olması yüreğine çöktü o an. Ama annesinin ölümü bu kızın suçu değildi ve tekrar evlenmek Allah'ın izin verdiği bir şeydi. Gerçi babasının bir kadınla evli olmasına sevda ile alışmış sayılırdı. Ama babası bu karısına bakarken Hülya'sına bakar gibi bakıyordu. Sanki... Yutkundu kız, devam etmeliydi. "Bu da sizin elbiseniz," diyerek gelen görevli kurtardı Fatma'yı. "Deneyecek misiniz?" "Gerek yok." Fatma hemen atıldı. "Elbette deneyecek. Sorunlu bir yer varsa düzelsin. Ayşe ablacığım." "Babamın aklının başından almalısın," dedi kız kulağına. "Siz yardım edin de denesin. Bana sen yardım et de çıkarayım elbiseyi. Benim elbisemde sorun yok değil mi Ayşe abla?" Kız bir kez daha baktı gelinlerine. "Hiç sorun yok gibi. O zaman hemen çıkarıyorum. Bu arada siz gelinliği de getirseniz, diğer elbise de hazır mı? Onu da getirin. Onu da denersin değil mi?" diye sordu Ayşe'ye. Kız ellerini yukarı kaldırdı. "Sana teslim oldum." Fatma bir kahkaha attı. "Akıllı kız. Akıllı olmasaydın benim babama varır mıydın?" Ayşe elbisesini denedikten sonra sırası ile gelinliği ve Ayşe'nin düğünde giyeceği elbiseyi prova ettiler. Hiç sorun yoktu. Anneler için hazırlanan elbiseyi alıp moda evinden ayrıldılar. Sonra havaalanına doğru yola çıktılar. Vili geliyordu. Onu alıp eve geçeceklerdi. Havaalanından bir kafeye oturdular kızı beklerken. "Babamla nasıl gidiyor?" diye sordu Fatma. Ayşe bu soruyu beklemiyordu tabii ki. "Her zaman bu kadar küt diye mi soru sorarsın sen?" "Yani laf uzatmayı, gereksiz yerlerden gelmeyi sevmiyorum. Yani gelinin boş bilgi ve boş şeylerle işi yok. Ayrıca da patavatsız uyarmadı deme," dedi gülerek. "Bunu bildiğim iyi oldu. Boş konuşmayı sevmem ben. İnsanlar konuşarak anlaşır, koklaşarak değil. Kavgaların, anlaşılmamanın altında hep asıl meseleyi konuşmamak vardır." "Abim konuşmadı diye gittin." "Onunla konuşamadım. Aklını talan eden soruları bana sorabilseydi. Ama bunları yaşamamız lazımmış ki yaşadık. Keşke demeyi sevmiyorum ben. Ben abimin aklını karıştırdım galiba. Benim basiretsizliğimi..." Fatma hemen kızın elini tuttu. "Kendine haksızlık etme," diyerek kesti konuşmasını. "O senin kocan olmuştu. Ben ise sadece onunla nişanlandım. Aynı şey değildi. Sen ne yaşadıysan kocanla yaşadın. Ve kimse seni bununla yargılayamaz." Ayşe gözlerinin dolmasına engel olamamıştı yine. "Bence sen de yargılama artık. Hah, kahvelerimiz de geldi. Teşekkür ederiz," dedi garsona. Ailenin bu olayda itirazı da onlardan habersiz böyle bir evlilik yapmanda. O da "sadece ailen ve seni ilgilendirir," derken kıza baktı. "Sen artık kendine eziyet etme ve artık ağlama," derken güven verici bir şekilde kızın elini tuttu. "Orhan Bey ile Ayşe'nin arası nasıl?" yaramaz bir kız gibi sormuştu soruyu. Ve yine babası gibi gözlerini kocaman açmıştı. "Baban gibi bakıyorsun ha, onun gibi kocaman kocaman bakıyorsun ama size çok yakışıyor." "Babama yakışıyor. Sen benim soruma cevap ver bakalım. Az önce dedim dolaşmayı sevmem."
aramız düşündüğünden daha iyi biliyorsun. Nikahtan önce bana karşı nasıl desem daha zalimdi. Galiba sana davranışım da etkiliydi bunda. Tabii yaşadıklarımın da payı büyük olmalı. Fatma ilgiyle dinliyordu kızı. Bana karşı çok anlayışlı, sabırlı. Sen de gidince senin yerine de koymuş olabilir beni. Bak, bunda yanılıyorsun. Ben babamın biricik kızıyım. Benim yerime kimseyi koyamaz. Ve seni asla koymaz. Sen onun eşisin. O anlamda demedim. Yanlış anlattım sanırım diyerek itiraz etti Ayşe. Ben ne anladım biliyor musun? Sen diyorsun ki ben eşime kadın olmaktan başka her şeyim. Ayşe utanarak başını aşağıydı. Evlenirken öyle konuşmuştuk. Ne konuştunuz? Evliliğin hesabı olmaz ki. Şartı şurtu da olmaz. Hadi bunu sen bilmiyorsun ki eminim bilmiyorsun. Babam kesin bilir. Bizim ilişkimiz karı koca olmak üzerine kurulmadı ki. Diye itiraz etti kız. Hem böyle iyiyiz biz. İyisiniz. Bana doğruyu söyle Ayşe abla. Babamla aile olmak istemez misin diye sorarken kızın gözlerinin içine baktı Fatma. Bu ikiliyi yola getirecekti. Olmaz. Yani olamaz. Ben bunu yapamam. Acılarım çok Fatma. Acıların çok. Kızma bana. Sen hala Aydın'a karşı bir şeyler hissediyor olabilir misin? Ayşe görümcesine vereceği cevabı tarttı kafasında. Ona karşı hissettiğim tek şey tiksinti. O gün bebeğimin alındığı gün gözümü açtığımda da tiksindim ondan. Beni terk etmesi değildi ama o izbede bana yaptıkları nefretimin sebebi. Ona karşı nefret bile hissettirmiyorum demek isterdim. Ona karşı o kadar boş olmayı isterdim ki ama olmuyor. Aşkta beyin kendini kapatıyor diyor bilim adamları biliyor musun? Nefret durumunda ise beyin korteksinin sadece küçük bir bölümü devre dışı kalıyor. Çünkü kişinin nefret ettiği kişiden öç alma, ona zarar verme gibi hamleleri hesaplayabilmesi için kortekse şiddetle ihtiyacı var. Buna göre nefret sinir ağı olarak belirlenen bölgeyi oluşturan beynin alt kortesindeki putamen ve insula adı verilen noktaların tıpkı aşk sırasında olduğu gibi aktif hale geçtiğini tespit etmişler. O sebeple belki her nefretin yolunun aşka çıktığı gibi bir düşünce var. Kız bir süre baktı karşısındaki kadının gözlerine. Aydın konusunda seni en iyi anlayacaklardan biri benim. Ben de ondan nefret ediyorum. Hem de inan bana, hiçbir zaman sevmediğim halde. Gerçekten anlıyor musun beni? Anlıyorum. İnan bana, babam da, abim de seni anlıyor. Ve nefretinin boyutunun o pisliği öldürecek boyutta olduğunu da biliyorlar. Hatta babam bir bebek gördüğünde geldiğin hali görünce tiksiniyor ondan. Onu biliyorum. O zaman nefret hissine saygılı ol ve kendini kirlenmiş hissetme. Sana bir şey daha söyleyeyim. Babam senin zina yaptığını düşünseydi asla seninle evlenmezdi. Sana karşı tavırlıydı, o da seni şımarık bulmasındandı. Ona layık olmadım. Sen ona neden layık değilsin ki? Adam 3 kere evlenmiş be. Sen 1 kere ne olmuş yani? Boşanan insanlar evlenmiyor mu? Ayşe gülümsedi bir an. Ne? Sen çok iyisin. Benim daha iyi olabilmem için artık kendine zulmetmeyi bırak. Yeter daha. Evlendin, olmadı, boşandın. Gerçekten evlendim olarak mı düşünüyorsun? Evlilik de ilanı esastır. Sen evlendin. Yani nikahın kıyılmış sonuçta. Teferruatlar eksik. Yani olmaması gereken şekilde olmuş. Fıkhi boyutunu bilmem, fetva da veremem. Ama sen evli olduğunu düşünerek o adamla karı koca olmuşsun. Bu konu beni mahvediyor. Ailenizde duyacak diye korkuyorum. Baban ne der onlara? Ya sana babam 2 kere evlenmiş diyorum ya. Sen bana ne diyorsun? Kızın asık suratına baktı Fatma. Ya şu güzel suratı neden çirkinleştiriyorsun sen? Alo! Diyerek Ayşe'nin kendisine bakmasını sağladığında kızın elini tuttu. Babam adına karar verme. Bırak suyu yolunu bulsun. Yeme ömrünü. Bu akşam kına vardı. Fatma hazırlanmıştı. Çok güzel olmuştu gerçekten. Kıza imrenerek bakmıştı Ayşe. O da gelin olmuştu ama Fatma'nınki başkaydı. Sevdiği adamla evleniyordu. Abisiyle çok mutlu olacağını biliyordu kız. Abisi gibi gönlü güzel bir adama onun gibi gönlü güzel, yüzü güzel bir kız oluyordu. Ayşe Fatma'yı Billy ve diğer arkadaşlarıyla beraber bırakıp hazırlanmak üzere odasına çıkmıştı. Ev çok kalabalıktı. Düğünü aile kaçırmak istememişti. Otelde yer ayrılmıştı ama şu an epeyce kalabalıktı. Kına zaten kadınlar arasında olacaktı akşam. Erkekler ise otelde kalacaklardı. Elbiseyi odasına asmıştı Ayşe.
giyinme odasına koymamıştı nedense. Orhan ilk defa üzerinde görsün istemişti. Beğenecekti, biliyordu. Kendisi de güzel buluyor, bunu söylemekten de çekinmiyordu. Kıskanıyorum derken kızı okuldan kendisi alıyordu. Kıskanıyor muydu acaba? Ya da Ayşe kırılmasın diye mi söylüyordu? Ayşe kıskansın istediğini düşündü bir an. Fatma kulağına kar suyu kaçırsa da olmayacak dua gibiydi ikisi. Hayatını farkında olmadan karartmıştı. Hem kendi hem bebeği, ikisi de yok olmuştu bu hayattan. Elbisesini yatağın üzerine koydu. Önce duş almalıydı. Akşam dokunmak üzereydi. Namazını bu elbiseyle kılacaktı. En güzel haliyle yönelecekti Rabbine. Duşunu aldı aceleyle. Sonra itina ile giyindi elbiseyi. Fatma'nın kıyafetine göre sadeydi ama onun elbisesi kadar güzeldi. Fatma aslında bunu almak istemişti. Sen gelinsin, biraz daha süslü olsun demişti Ayşe. O zaman kendi elbisesinde karar kalınca bu elbiseyi de ona almıştı kız. Sana çok yakışacak demişti. Yakışacaktı ama manen de yakışır mıydı acaba? Aynada baktı kendine. Ne kadar da asil duruyordu böyle. Asil ve zarif görünüyordu. Eteklerini düzeltti, başörtüsünü eline almadan. Kendisini beğenmişti. Düğününde bile bu kadar göz alıcı olmamıştı ona göre. Başörtüsünü de bağladı sonra. Aynadaki aksine bakarken, Orhan beğenir mi acaba dedi kendi kendine. Belki bu gece gelmezdi eve. Giderken bir şey dememişti. Ezan okunmuştu. Namaz kılıp aşağı inmeliydi. Misafirler birazdan gelmeye başlardı. Gerçi kınaya çok fazla insan gelmeyecekti. Yarın akşam düğün olacağı için. Fatma kırmamıştı annesini. Tam annesinin istediği gibi bir düğün olacaktı. Özeniyordu kadın onca olaydan sonra. Namaz kılarken Orhan'ın odasının kapısının açıldığını duydu. Gelmiş miydi acaba? Gelse de uğramazdı ki kızın yanına. İşi vardı mutlaka. Çıkardı birazdan. Namazı bitince o da gidecekti adamın yanına. Selam verince hemen kalktı seccadeden. Orhan'ı kaçırmak istemiyordu. Önce kapıyı tıklattı. Gelebilir miyim diye seslendi adama. Gel Ayşe, gel Ayşe dedi adam. Kız kapıyı açtığında Orhan giyinme odasındaydı. Kıyafetlerini değiştirmeye gelmişti. Üzerimi değiştireyim diye geldim, çıkacağım şimdi diye açıkladı eşyalarını alırken. Sence derken kıza doğru döndüğünde bu manzarayı beklemiyordu belli ki. Bir süre gözlerini alamadı. Çok derken yutkundu Adem elması belli olacak şekilde. Çok güzel olmuşsun. Bir çocuk gibi etrafında döndü Ayşe. Beğendin mi gerçekten? Göz alıcısın dedi beğeniyle. Fatma aldı bunu bana. Çok güzel değil mi? Ne kadar da mutluydu kız. Gözleri parlamıştı sanki. Sana çok yakışmış diyebildi adam. Kınaya erkek gelmeyecek değil mi kesinlikle? Kız kaşların çatıp baktı adama. Yani gelse gelse siz gelirsiniz. Neden sordun ki? Seni görmesin kimse böyle. Benim gözümle bakmasın kimse dediğinde Ayşe utancından başını eğdi ve aniden arkasını döndü ve çıktı giyinme odasından. Kendi odasına geçecekken yakaladı Orhan kızı kolundan. Ne oldu? Neden kaçtın? Derken soran gözlerle baktı kıza. Korktun mu benden? Kız olumsuzca başını sallarken konuşamayacağını fark etmişti. Yine ağlamak istemiyordu. Ne oldu o zaman? Ben... Bakmaz kimse bana, dedi sesi titreyerek. Dedim ya, kıskancım ben. O kadar güzelsin ki. Baksınlar diye giyinmedim. Gözünden neden yaş akıyordu şimdi? Sen elbette onun için giyinmedin. Ben bunu biliyorum ama sen çok güzelsin. Senden değil endişem. İnan, güven bana. Adam şimdi kızı suçlamamış mıydı? Adamın gözlerin içine baktı kız. Doğru mu söylüyor diye. Sadece benim gözlerim görsün istiyorum bazen, dedi fısıltıyla. Sadece ben göreyim. Benim gözümle kimse görmesin. Uzanıp alnından öptü kızın. Ben gelene kadar çıkarma elbiseni diye fısıldadı kulağına. Fatma aynanın karşısında kendisini beğenen bakışlarla bakarken Vili tam yanına geldi. Kızın hayran bakışlarını buldu bakışları. Gözlerinin bu kadar güzel güleceğini, yani ta göz bebeklerine kadar bilseydim hemen arardım Mustafa'yı. Arkadaşının kendisine dönen bakışlarını görünce, ''Tabii sana verdiğim söz de vardı.'' ''Vili, sen gerçekten arkamı dönebileceğim bir arkadaşsın. Allah razı olsun senden.'' ''Üf, hadi bırakalım bunları. Sen de benim için aynısını yapardın, biliyorum.'' ''Bilmem ki, senin kadar sadık mıyım? Sınava tabi tutulmam lazım. Yaşamadan bilinmez değil mi? Üf ya neyse. Hadi sıkıcı şeyler konuşmak yok bugün. Kına var bu akşam. Ay çok heyecanlıyım. Şu kına gecesi tam olarak nedir? Uzun hikaye aslında diye anlatmaya başladı Fatma.
İslam coğrafyasının çoğunda var bu gelenek. Evet, Araplarda da var diye biliyorum. Aynen. Kına gecesi gelin adayının baba evinde kalacağı son gece yapılır. O sebeple de aşırı şekilde duygu seli yaşanır. Adetlerde yöreden yöreye farklılıklar gösterebilir. Örneğin geline kına yakıldığı sırada söylenen türkü. Her yörede genelde kendine has olan türküler seslendirilir. Maalesef diğer adetlerimizde olduğu gibi kına gecelerimiz de eski özelliklerini kaybetmiştir. Büyük şehirlerde tam bir eğlence gecesi gibidir. Aslı eğlence değil mi? Eh kısmen dedim ya, aileye veda için düzenlenen bir gece. Kına gecelerinin tarihçesine değinmek gerekirse çok eskiye dayanıyor. Bu organizasyon Peygamber Efendimizin tarihine kadar dayandığı da söylenilir. Hatta bu yüzden çarşambayı perşembeye bağlayan gece yapıldığı da söyleniyor. Şimdi hafta sonları uygun diye tatil günlerinde yapılıyor. Türk kültüründe ise Dede Korkut hikayelerinde bile bahsedilir, biliyor musun? Bile arkadaşını ilgiyle dinliyordu. Türk İslam geleneğinde hem sağlık, hem güzellik, hem de törensel açıdan özel bir yeri olan ve Dede Korkut hikayelerinde söz edilen kına, Türk inanç sisteminde adanmış olmanın da işaretidir, biliyor musun? Bunun içindir ki vatana kurban olsun diye asker adayına, Allah'a kurban olsun diye kurbanlık koça, eşine kurban olsun diye de geline kına yakılır. Eşine kurban olsun mu diye hayretle sordu kız. Neden? Bilmem. Aile birliği için belki. Eskiler kınanın eşleri birbirine sevgili yapmak, bir ömür boyu aşklarının devamını sağlamak amacı ile yapıldığını söylerler. Ayrıca kınanın evlenecek çiftleri nazardan ve kötülüklerden koruyacağına da inanılır. Hem gelin hem de misafirlerin ellerine yakılarak evliliğin bir anlamda kutlanıp kutsanması sağlanır. Kınanın diğer bir anlamı da adanmışlıktır. Yani gelin adayının eline kına yakmak, hayatını eşine adadığı anlamına gelir. Belki o sebeple kurban kelimesi kullanılmıştır. Ha, anladım. Adanmak anlamında. Kurban da adanmak değil midir? Mustafa da olacak mı kınada? Çok isterdim ama gelmeyecek. Neden? Nikah yarın kıyılacak. O sebeple gelmemesi yönünde karar aldık. Şimdi seni bu güzel elbiseyle göremeyecek, hayretle sordu Vili. Evet canım, ortak kararımız. Sonra giyerim görür ama bu gece olmaz. Mustafa'nın içi titrer bunu görünce dedi kuzeni. Abla ya diye itiraz etti kız. O sırada telefonu çalmaya başladı. Ah, Mustafa arıyor derken heyecanla cevap verdi. Bir yandan da balkona çıktı. Efendim, hazır mısın? Gerçi Ayşe haber verdi ama tabii bir de resim attı. Ciddi misin? Evet, çok güzelmiş elbise. Ya evet, elbise güzel dedi, sesi kırıldan çıkmıştı. Gerçi içinde sen olmasan bu kadar güzel olur muydu bilmiyorum. Fatma utanmış nişanlısından. Alışık değildi bu tür konuşmalara. Fatma, yarın olsa bir an önce. Sensizlikten günler hiç geçmiyor. Sen yanımda olsan, elin elimde. Az kaldı kız dedi sadece. Gelinlik, o da bu kadar güzel mi? Bence güzel ama bu kadar üzerime oturan bir şekilde değil. Üf ya, geçsin şu saatler dediğinde Mustafa, güldü Fatma. Az kaldı diyerek kapattı telefonu. Bu adamı seviyordu. Bu kadar uzak nasıl kalmıştı ondan? Balkondan odaya girdiğinde Ayşe'yi gördü. Yanında da Hatice anne vardı. Ayşe çok güzel olmuştu. Fatma'm, ne kadar güzel olmuşsun kızım. Kadının açılan kollarının arasına girdi. Teşekkür ederim anne. Kadından ayrılınca Ayşe abla harikasın diyerek kıza sarıldı. Babam seni görmeliydi dedi kulağına fısıltıyla. Baban dışarıda, müsaitsen seni görmek istiyor dedi Ayşe kıza. Hemen odadan dışarı çıktı. Babacığım, adam gülümseyerek kendisine doğru gelen kızını kollarının arasına aldı, alnından öptü. Kendinden uzaklaştırıp beyni dolu gözlerle inceledi tepeden tırnağa. Çok güzel olmuşsun yavrum, bahtın da güzel olsun. Dua et babacığım, her zaman yavrum. Ayşe de çok güzel olmuş değil mi dediğinde babası gülümsedi. Cevap vermeyip kızına tekrar sarıldı sıkıca. Kokusunu içine çekti doya doya. Hala o güzel kokulu bebeğimsin benim. Annen ile koklamak için yarışırdık. Seni sevmek için de yarışırdık. Sen bana babam dedikçe annen çok mutlu olsa da yüreğinin bir yanı acırdı biliyorum. Ben de sana annem dedirtmeye çalışsam da sen yine babam diye döndürürdün dilini. Keşke, keşkeler boşunadır biliyorum ama seni gelin ederken annen Hülya'm olsaydı yanımda derken kızının ağladığını fark etti. Güzel kızım diyerek yüzüne avuçların arasına aldı, alnından öptü. Sonra
elini tuttu, kızın kalbinin üzerine koydu elini. Burada hissediyorum. Bol eğlenceli, bol ağlamalı bir gece olmuştu. Özellikle kız annesinin vasisi konumunda olan Sare teyzesi kendisini tutamamış, yeğenine bakıp bakıp ağlamıştı. Ayşe de üstüne düşen görevi yerine getirmişti. Hem görümce hem de üvey annelik vasfı vardı üzerinde. Ayşe aynı zamanda da kocasının çıkmadan önceki tembihini düşünmeden de edemiyordu. Acaba neden demişti ki öyle? Beklemeli miydi adamın gelmesini? Neden istemişti bunu? Epey geç saatte erkekler gelmişti eve. Misafirler gidene kadar bahçede havuzun başında oturup sohbet etmişlerdi. Mustafa da gelmişti. Annesini alacaktı. Ama bir şey olsa da Fatma'yı görsem diye bekliyordu heyecanla. Ozan fark etmişti damadın heyecanını. Ara sıra telefonuna baktığını da fark etmemek elde değildi. Neden sonra gelen mesajla epey heyecanlanmıştı. Bilirdi bu duyguyu. O da aşık olmuştu bir zamanlar. Çok geçmeden Ayşe üzerine ceket alarak kapıyı açtı. Erkeklere doğru gelirken Orhan fark ederek yerinden kalkacakken ''Ben bakarım abi'' diyerek adamın oturmasını işaret etti. Kardeşine doğru gitti. Zaten Ayşe ona mesaj atmıştı ama durup dururken içeri girmek istememişti. Bir süre konuştu iki kardeş. Sonra da beraber eve girdiler. Zaten aileden başka kimse kalmamıştı. ''Ooo damat bey de gelmiş'' dedi kuzenlerden biri. ''Gelecek tabii ki'' dedi Suna hala. Ayşe'ye de o mesaj attırmıştı zaten. ''Fatma mutfakta Mustafa, bize bir şeyler hazırlıyor.'' ''Evet ya, becerikli bir gelinimiz var Mustafa.'' dedi Esra. Aklında daha önce ikisini mutfakta buluşturduğu vardı. ''Bu kadar kadın, hala gelinimi çalıştırıyorsunuz mutfakta.'' dedi Mustafa. ''Gelin kız çalışır oğlum.'' Hatice anne bile ona karşıydı sanki. ''Acıdıysan git yardım et oğlum.'' Sare yenge mutfağa yönlendiriyordu Mustafa'yı sanki. ''Gel abim sen.'' derken Ayşe abisinin elini tuttu. ''Ay durun ben su alacaktım. Esra ayağa kalkarken, otur Esra Mustafa getirsin sana suyu.'' dedi arkalarından. Ayşe abisinin mutfağa girmesinden sonra kapıyı açık bırakarak dışarı çıktı. Fatma gerçekten kahve pişiriyordu. ''Şaka diye düşünmüştüm.'' dedi arkasını dönük kıza. ''Kahve pişiriyorlar derken, o gece kahvem neden tuzlu değil demiştin ya, sen de tuzlu kahveyle mi kahramı çekeceksin?'' demiştin. Kız fincanlara döktü kahveyi. Hala adama sırtı dönüktü. İki de lokum koydu kahvenin yanına. ''Dönmeyecek misin bana?'' dediğinde kız usulca döndü adama. Söyleyecek söz yoktu. Hiçbir kelam şu an anlamlı değildi. Hayranlıkla baktı kıza. ''Çok güzelsin.'' diyebildi neden sonra. Kızarmıştı kızın yüzü. Bakışları yere doğru bakıyordu edebinden. ''Kahve içelim mi beraber? 40 yıl hatırı varmış bir fincan kahvenin.'' Kızdan bakışını çekerek ona doğru yöneldi. ''Sana yardım edeyim. Sen otur ki 40 yıl kahrımı da çek.'' dedi masaya fincanları koyarken. ''Sadece 40 yıl mı? Ben seni ömür bir nefes olsa da, bin sene olsa da yanıma yar olarak istiyorum oysa. 40 yıl hatırımı sayan bin yıl da sayar.'' Kız da adamın karşısına oturdu usulca. ''Gelmeyecektin.'' ''Evet ama dayanamadım.'' ''Haram o kadar kolay ki dayanamadım. Seni görmeyi istedim.'' dedi. ''Aslında ben de beni bu şekilde görmeni istedim. Dilime gelen o kadar çok şey var ki, güllü diba giydin ama korkarım azar eder. Nazenim saye-i harı güllü diba eder.'' Nedim ne güzel demiş değil mi? ''İpek kumaşından gül desenli bir elbise giymişsin de güzelim. Korkuyorum o kumaşın üstündeki gülün dikeninin gölgesi seni incitecek.'' Adamdan duyduğu beyit ile kız yine o Mustafa'nın aklını başından alan gülümsemesini kondurdu yüzüne. ''Süz mü çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne, urma zah mı sineme peykan peykan üstüne. Ben de sana rasihle sesleneyim o zaman. Ey sevgili, gözlerini süzme ki kirpik kirpik üstüne gelmesin. Böylece gönlümde açtığın o yaraya ok üstüne ok atmış olma. İnsan gülüşün yüreğini bir hoş ediyor diye kadar mı güzel anlatırdı. Kahve çok güzel olmuş. Elinin değdiği belli. Afiyet olsun diye kısaca cevap verdi kız. Ne kadar güzel beyitler değil mi? Mutlaka beyit güzel de dile döken de güzel. Şu gülüşünü görsen
İnan bana şair olurdun. Utandırıyorsun beni. Fatmam diyerek adam ayağa kalktı. Ben şimdi gideyim. Yarın geleceğim inşallah helalim olacaksın o zaman. O kara gözlerine doya doya bakabileceğim. Kız da kalktı adamla beraber. Helalin olacağım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.